Evet Hanife Hanım, kol böreği geliyor bakalım. El açma, sizinkiyle aynı olmuş mu, nasıl olmuş bir bakın. Dün sizinkine bir sertlik sertlik dediler, bir içi bir dışı anlayamadık. Nerenin sert olduğunu, bakalım bu nasıl olmuş. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet, herkese afiyet olsun, buyurun. Evet Şeyma, ara sıcağı nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim, çarşaf böreği denildi ama şu an ben sanki böyle kıymalı poğaça yiyormuşum gibi bir kıvam aldım. Mayalı hamurdan mı yaptınız? Yumuşaklık var. Börek gibi değil de sadece tadı güzel, lezzeti güzel. Sadece poğaça, kıymalı patatesli poğaça yiyormuşum gibi bir hissiyat aldım. Börek gibi değildi yani. Biz, ince ince çarşaf böreği. Biz maya, annemden gördüğümüz gibi öyle. Biz de maya atarız. Mayalı, evet. Lezzeti güzel, eline sağlık ama hani çarşaf böreği değil de... Peki dünkü börek mi, bugünkü börek mi? Yani şöyle söyleyeyim, bu daha iyi güzel. Nuray Hanımcığım? Yoksa lezzeti güzeldi. Dünkü kol böreğiyle bunu tabii ki eşleştirdiğiniz zaman bu daha bir yumuşak ve doyurucu açıkçası. Dolayısıyla bu evet ama... Kesinlikle duyuyorum. Şöyle kıtır kıtır, şöyle güzel ama bu daha bir poğaça, bir açma hatta. Poğaça demeyeceğim. Şimdi poğaça biraz daha az konuyor. Şimdi söylüyorsunuz ama diyorsunuz ki bu el açma tadını yani beğendim. Çarşaf böreğine tadını benzemiyor beğendim. Diyorsunuz. Yok, çarşaf tadını böreği beğendim. Olarak değerlendirdiğinizde önünüzde çarşaf böreği görüntüsü var mı, onu sormak istiyorum. Ya çarşaf böreği görüntüsü göremedim ama sanki daha çok açmaya benziyor. Öyle bir tad aldım ama tadı güzel mi? Evet. Eline, emeğine sağlık afiyet olsun. Gizem Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Lezzeti kendini yediriyor. Ben de börek gibi değil, daha çok poğaça gibi. Hatta şey de, siz çok çıtır çıtır kıtır kıtır olacak dediğiniz için söylüyorum bunları. Kıtır 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 olacak diye. Yok, içi bayağı yumuşak. Hatta şurasını da hani dediniz ya ince ince diye. Burası bayağı pofuk bir şekilde yani. Bayağı pofidik iç. O da mayadan kaynaklı. İnce durmuyor. Ama lezzet olarak yediriyor. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Evet Hanife Hanım, siz de dün yaptınız. Nasıl buldunuz bugünkü böreği? Vallahi bugünkü böreği ben görür görmez böyle gördüğüm evet, an... Evet, ortadan maya, göldüğü maya, gibi dedi ki bunda maya var. Maya var. Ben hamur işi, ben elime su döktürmem de bakmayın dün öyle biraz şey oldu. Başka şeylerde de, bütün hamur işlerinde. Ben zaten hiç yemeden şöyle gördüğüm an maya olduğunu anladım. Bir de çıtır çıtır göreceksiniz dediniz. Çıtır çıtır değil. Üstünün çıtırlığından üstü bahsettim. Üstü de çıtır değil. Hayır. Çarşaf böreği çıtır çıtır olur aslında. İçi de dışı da. Ama bu açma gibi geldi bana. Bildiğimiz kıymalı açma. Eline sağlık. Afiyet lezzeti olsun. Güzel ama. Eline şey, sağlık. Ama bu tabii eline ama sağlık. Afiyet. Lezzetli afiyet ama çarşaf böreği değil yani. Peki eline koluna sağlık ablacığım. Ben şöyle yiyeyim. Buyur, böyle bir. Evet Şaziye Hanım yine tabakları aldı gitti. Yorumumu dinlemeden. Evet. Şaziye Hanım masadan pat diye kalktınız. Kadir Bey'in yüzü düştü ya. Evet, ana yemekte de ne geliyordu? Et sote geliyor. Et sotenin yanında keşkek geliyor tabii ki önemli yemeklerimizden. En önemlilerinden keşkek. Bakalım güzel pişmiş mi, yarmaları dünden ıslatılmadı biliyorsunuz ki bugün kaynadı. Göreceğiz. Şimdi bu börekte de yani bizimkiler de yapıyorlar, maya asla koymuyorlar. Asla koymuyorlar. Zaten önemli olan mayasız bir şekilde onu lezzetlendirebilmek. Yani mayalı hamur her şekilde zaten kabarır. Un, su, tuz, maya karıştırdım da ekmek her şekilde lezzetli olur. Mayasız hamuru ince açıp ben onu çıtır çıtır yapabilmek... Maya, yok koymadınız evet. Koymadım. Yani onu yağlı bir şekilde çıtırdatabilmek önemlidir. Çünkü böreği beğenmiştim ben, güzeldi. Evet, yani. Güzeldi böreğim yani. Bunun da içi lezzetli yağlı olmuş. İçi lezzetli. Ama dışı çarşaf... Çarşaf böreği şu değil dışı. Dışı bir çarşaf böreği çarşaf görüntüsü böreği değil. Evet. Daha çok ekmek hamuru artardı, açarsınız, patates koyar kapatırsınız. Biraz acaba kendini tehlikeye atmamak için mi maya koydu? Belki kendi yörelerini veya annesinden gördüğü şeyi görmüşlerdir. Çünkü çoğu mayasız her yaptığında tutturamıyor ve hamur sert oluyor. Yani sertliği önemli. Mesela dünkü hamurlarda sertliği ben yiyemedim. Kadir Bey, biz de Samsunluyuz. Aynı zaten, yakınız. Bizim annemler de hep mayalı yapar ama biz çarşaf böreği demeyiz. Sadece direkt börek deriz.
belki çarşaf böreği dememiş olsaydı yani biz de ona göre değerlendirirdik. Çarşaf böreği aslında maya olmaz. İncecik evet. Ve çıtı çıtır olur ve evet. Aralara da görünür onu. Ben arayı açar açmaz dedim. Dün sendeki sertlik peynirdi o. Isırdığımızda peynirin sertliği. Ama hamuru da bana sert geldi. Hayır, hatta yutkunamadım. Peynir hamurun belli kısmı. Peynir zaten yumuşak. Yani tarafı da incecik açıldığı için kuruma yapmıştır. İncecik açıldı ya Kadir Bey biliyorsunuz. Dün de güzel açıldı yani. Böyle bir şey masayı kapladı. Evet. Bakalım keşkek gelecek. Haydi göreceğiz. Keşkek güzel pişmiş mi yarmalı? Ben de çok güzel yorumlar bekliyorum keşkek hakkında. Keşkek iyice tadına bakın keşkeği. Keşkek böyle bir de böyle rengi beyaza kaçmayacak. Beyazla şeyin arası hafif kremsi mi olacak? Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.